Biraz anlamadığımız işlere bakıp fikir yürüteceğiz. Bu düğme takılı kalıyor. Doğal olarak aldığı suyu direkt boşaltıyor. Bu düğme olayları çeşit çeşit. Bunu sola doğru çevirdik. Çıkarttık, aldık. Üst kapağı da çıkarttık. Sistemin içi çok kireçli. Öncelikle bir kireç çözücüyle buraları iyice temizliyorum. Eğer klozetiniz sürekli su alıyorsa, kesmiyorsa, bakın orada bir şamandıra var. O da çok kireçlenmiştir. Contası da bozulmuş olabilir tabii ki. Ama genelde bunları hep kireçten yapar. Önce güzelce bir kireç çözücüyle şuraları bir yıkayayım. Daha sonra arıza tespitine geçelim. Bakın burada birikmiş kireçleri görüyor musunuz? Ne kadar çok var. Hemen arıza tespiti yapıyoruz. Düğmeye bastığım zaman bakın burası takılı kaldı. Şu an yukarı kalkmıyor. Bunun kalkması lazım. Aynı bu şekilde. Önümüzde iki ihtimal var. Ya düğme çok basılıyor. Çok basıldığı için yukarı kalkarken açı kurtarmıyor ve takılıyor. Yani yukarıdan kesersek bu kurtulabilir. Bu vidaları zaten ayarlı bırakırlar, uzun bırakırlar. Size ne kadar lazımsa oradan kesersiniz. Ya da ikinci bir ihtimal. Bakın burada hem içeride diş var hem dışarıda diş var. Bunu daha önce sökmüş olabilirler. Takarken de içerideki dişi takmamış olabilirler. Direkt bunu yerine oturtup sağa doğru çevirirsiniz. Dışı takılır, içi takılmaz. Ama orta tarafı önce bastırıp onun dişini tutturup beraber sıkarsanız ikisi birden takılır. Kesme işlemi basit yok. Onu sonraya bırakıyoruz. Çünkü kestikten sonra geri dönüşü yok. Ama bu şekilde çalıştı. Bu kadar.